açayım onlara. Bir sevgi yüzünden düştüm yollara. Kadehim şişeyi kırarım bugün. Bu şarkılar var ya, ah bu şarkılar var. Sanki yalnız beni anlatıyorlar. İçimden çok şeyler kopartıyorlar. Kadehimi şişeyi kırarım bugün. İçimden bir şeyler kopartıyorlar. Kadehimi şişeyi kırarım bugün. Kutlar 20 Ağustos tarihine kadar müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerektiğini hatırlatır. Bundan sonraki yaşamanızda başarılar dileriz. Tuğçe! Kızım! Kalk yavrum, bak neler getirdim sana! Hadi kalk! Bunları nereden buldun baba, yoksa... Korkma yavrum, kötü bir şey yapmadım. Anlatacağım. Hadi toparlan sen artık, hadi! Önce anla! Nereden buldun bunları? Anlatacağım yavrum, kötü bir şey yapmadım. Kötü günler geride kaldı. Aylardır dolaştığım gibi bugün gene gazinoları, tavernaları dolaşıp iş aradım. Belki de son şansımı kullanıyordum. Cengiz Kurdoğlu'nun bir kanuni aradığını duydum. Yaşına göre çok olgun ve iyi bir insan olduğunu söylemişlerdi bana. Cesaretimi toplayıp çalıştığı tavernanın kulisine gittim. Burası yasak ha. Cengiz Bey'le görüşecektim. Nesi oluyorsun? Bir mesele görüşmem lazım. Burada olmaz. Sahneye çıkacak. Ama çok önemli bir mesele. Olmaz dedim kardeşim. Olmaz bir kere, olmaz. Bir dakika kardeşim. Neler oluyor burada? Sizinle görüşecekmiş. Cengiz Bey. Buyurun gelin. Gelin. Bakın efendim. Benim adım Erol Yılmaz. Daha sen doğmadan piyasanın en iyi kanunilerinden biri olarak tanınıyordum. Ancak başımdan çok kötü bir olay geçti Cengiz Bey. Bir namus meselesinden, daha açık konuşmak gerekirse, kız kardeşimi ifade eden birini vurdum. Tam 14 yılım içeride geçti bu yüzden. 3 ay önce çıktım. Gördüm ki köprülerin altından çok sular akmış. Bir zamanlar kendilerine çalmam için yalvaranlar, halen bir katil gözüyle bakıyorlar yüzüme. Bir kısmı da Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Açıkçası iş aradım, bulamadım. Sizin bir kanuni aradığınızı duydum. Onun için rahatsız ettim. Bakın Cengiz Bey, 10 yaşında kanunu elime aldım. Ve bugüne kadar içerideki hayatım dahil her gün en az 3-4 saat çaldım. Merak etmeyin, size en iyi şekilde eşlik ederim. Bende daha çok iş var Cengiz Bey. Lütfen ısrar etmeyin. Ben genç biriyle çalışmayı arzu ediyorum. Sizin gibi birini müşteriler de yadırgar zaten. Kusura bakmayın. Siz kusura bakmayın Cengiz Bey. Ama bu benim son şansımdı. Ben içeri düştüğümde karıma ve çocuğuma bakacak kimse yoktu Cengiz Bey. Bizim gibilerin kenarda köşede bir şeysi yoktur, bilirsin. Olsa bile 14 seneye ne dayanır ki? Bu süre zarfında karım hizmetçilik yaparak idare etmiş ama... Ama ben içeriden çıkmadan 1,5 ay önce vefat etmiş. Kızım komşuların yardımıyla evdeki ufak tefek şeyleri satarak idare etmiş ben çıkıncaya kadar. Babasının cezaevinden çıkmasıyla her şeyin düzeleceği umudu ve inancıyla yaşadı o 45-50 gün. Ama olmadı. Tüm ümitleri yıkıldı, yok oldu. Çünkü tükenmiş babasına kimse iş vermedi. Şu anda evde satacak bir şey kalmadığı için 3 gündür ağzına bir şey girmedi. O hizmetçilik... Bense boğaz tokluğuna çalışacak bir yer bulamadım.
Bu kızımın son şansı değil de neydi Cengiz Bey? Canım yavrum, kendini satmak ya da ölmekten başka yol var mı Cengiz Bey? Çok özür dilerim, başınızı şişirdim. Başarınız daim olsun. Dur Erol baba. Tamam baba, beraber çalışacağız. Nasılsa idare ederiz. Müşteriye de seni sevdirmek kolay olur dilerim. Allah sizden razı olsun Cengiz Bey. Bir değil, iki insanın hayatını kurtardınız. Ömrüm boyunca bu iyiliğinizi ne ben ne de kızım unutmayacağız, unutmayacağız. Bana minnettar kalmana gerek yok. Emek sarf edip karşılığını alacaksın. Sağ ol Cengiz Bey. Allah sizden razı olsun. Ne kadar çalıştırırsanız, ne verirseniz razıyım. Yeter ki midemiz bir şey görsün. Hemen kanunu alıp geleyim, size eşlik edeyim. Hayır Erol Bey. Bu parayı al. Önce kızının ve kendinin karnını doyur. Yarın kendine giyecek iyi bir kıyafet al. Ama sizin saza ihtiyacınız var. Ben kaç akşamdır böyle idare ediyorum. Bu akşam da idare ederim. Sen dediklerimi yap ki yarın akşam güçlü gelesin. Hadi durma baba. Bugün sana müsaade. Şimdi doğru eve, kızına bir şeyler götür. Sağ ol, sağ ol. İşte böyle kızım. Bu dünyanın çivisi çıkmış diyorlar ama inanma. Böyle insanlar var oldukça daha çok döner bu dünya. Allah neler yaratıyor, ahlakı da güzel, sesi de. Şimdi nerede bir liseli görsem, ne zaman oturup yanımdan geçsem, kalbime kahrolur gözlerin erem. İlk aşkım sevgilim, liselim benim. Şimdi nerede bir liseli görsem, ne zaman oturup önünden geçsem, kalbime kahrolur gözlerim alem. İlk aşkım sevgilim, liselim benim. Seninle bir kalem, bir kağıt gibi, seninle bir defter, bir kitap gibi, birlikte yazmıştık kaderimizi. İlk aşkım sevgilim, liselim benim. Birlikte yazmıştık kaderimizi. İlk aşkım sevgilim, liselim benim. Birlikte yazmıştık güzel günleri. İlk aşkım sevgilim. Fazla gecikme de biraz konuşalım. Tabii efendim, üstümü değiştirip hemen geliyorum, müsaadenizle. Şu iş bir olsa... Sen de amma büyüttün şu adam. Bu çocuk çok büyük bir sanatçı hanım. Ayrıca bu da pek önemli değil. Şu kadar yıldır bu meslekte böyle vefalı, böyle ahlaklısını ne gördüm ne de duydum. Kadın olsan aşık oldun şu şarkıcıya diyeceğim. Benim yerime biri aşık olsa öyle mutlu olacağım ki. Ne diyorsun Allah aşkına? Nihal'den bahsetmiyorsun inşallah. Neden korktun? Otur. Hoş geldiniz efendim. Siz de hoş geldiniz. Beni şereflendirdiğiniz için ikinize de teşekkür ederim efendim. Bak Cengiz, bir yıldır birlikteyiz. Benim senden memnun olduğum ölçüde, sanırım sen de benden memnunsun. Sizi bir abi, hatta bir baba kabul ettiğimi biliyorsunuz efendim. Teşekkür ederim. Bu gece buraya gelişimin sebebi, sadece seni dinlemek değildi. Bugün duyduğum bir olay, beni son derece üzdü. Ve sabahı bekletmedi bana. Kötü bir şey mi oldu yoksa? Söylediğim gibi, biz bugüne kadar olan ilişkilerimizi... ...hep bir baba oğul ya da abi kardeş ilişkileri içinde götürdük. Hiçbir zaman prodüktör sanatçı olmadık. Ben bundan sonra da böyle devam edeceğini sanıyordum ilişkimizin. Ama yanılmış. Bir şey mi duydun? Yoksa bir hata mı yaptım abi? Bir şey duydum. Ama hata mı değil mi... ...ilişkimizin ışığında onu sen değerlendir istersen. Beni meraklandırıyorsunuz. Bugüne kadar yaptığın her işi bana sorduğun için olay üzdü beni. Belki de evladım gözüyle gördüğüm senin haber vermemiş olman yıktı beni. Galiba arkadaşlar olayı abartarak anlatmışlar size. Öyleyse sen abartmadan anlat da öğrenelim. Önce size danışmadan böyle bir girişimde bulunmayı düşünmeyeceğimi bilmenizi isterdim.
Bir iki arkadaşa konuyla ilgili bir araştırma yapmalarını söylemiştim sadece. Sonucu aldıktan sonra durumu sizinle geniş bir biçimde görüşecektim. Size haber uçuran arkadaşlar birkaç saat rötar yapmadıkları için benden önce başkalarının ağzından duymuşsunuz hikayeyi. Üzgünüm, oysa yarın fizibilite çıkacak ve ben de konuyu size açacaktım. Böyle olduğu için üzgünüm. Peki, öyleyse bu konuyu yarın akşam bizde geniş bir biçimde görüşürüz. Senin sürprizin oldu da benim olmaz mı? Kızım bugün yurda döndü. Hem mezuniyeti hem de aramıza katılması onuruna yarın bir parti veriyorum. En sevdiğim varlığın bu mutlu gününde bir başka sevdiğimin şeref konuğu olması beni mutlu edecektir. Asıl ben mutlu olacağım. Bir türlü tanışamadığımız kızınızla tanışmak da ayrıca mutluluk verecektir bana. Yarın akşam programında olmadığına göre erkenden bekliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Mümkün olduğu kadar erken geleceğim. İzninizle. Gözlerim yolda kaldı. Neden geciktin? Özür dilerim. Gelmesini beklediğim raporlar gecikti. Ben de onları almadan gelmek istemedim. Neyse, geldin ya, mesele yok. Burada hemen herkesi tanıyorsun. Seni tanımayan da olmadığına göre merasime gerek yok. Şimdi gıyaben seni çok iyi tanıyan, senin de adını duymaktan usandığın ama tanışmanın ancak bugün kısmet olduğu birini takdim edeceğim. En büyük rakibimle tanışmaktan yine de çok memnunum. Heyecanlanmayın, müzikte değil. O dalda size erişilemeyeceğini bilenlerden. Benim bahsettiğim rekabet babamın sevgisiyle ilgili. Daha geçen yıla kadar tek çocuk olmanın avantajlarını yaşarken bu yıl sizden bahsetmeyen tek mektup almadım. Sizin adınızın geçmediği tek telefon görüşmesi yapamadım. Şimdi söyleyin bakalım, siz benim en büyük rakibim değil misiniz? Cengiz Bey, böylesine bir gecede sanırım o güzel sesinizden bizi yoksun bırakamazsınız. Bizim burada bulunmamızın sebebi Nihal. İkinci sebebi de Cengiz Bey'dir. Şayet bizi kırmazsa çok mutlu oluruz. Tamam çocuklar, Cengiz Bey isteklerinizi yerine getirecektir. Ama biraz rahat bırakın çocuğu da nefes alsın. Partinin asıl sahibi Nihal Hanım isterlerse okumak benim için zevk olacaktır. Sizi dinlemek de benim için zevk olacak. Tamam çocuklar, şimdi bize biraz müsaade edin, sonra Cengiz'i dinlersiniz. Olur, daha sonra görüşürüz. Babacığım, bu bir iş yemeği değil ki. Benim partim, lütfen. Hiç olmazsa bu gece işi bırak. Siz davetlerle ilgilenirken biz biraz sohbet ederiz. Lütfen baba. Peki peki, benim başımın tatlı belası. Sen Cengiz'le sohbet ederken ben birazcık ilgileneyim şu raporlarla. Yoksa meraktan çatlayacağım. Eminim ki bu adam rüyasında bile işleriyle uğraşıyordur. Hadi biraz dolaşalım. Önce sizinle bir konuda anlaşalım isterseniz. Aramıza resmiyet girmesin. Siz hanımefendi, beyefendi gibi kelimeleri kullanmayalım birbirimize. İngiltere'de kaldığım sürece insanlarla senli benli konuşmaya öylesine hasret kaldım ki. Ayrıca buna da gerek yok sanırım. Çünkü ikimiz de dünyanın en tatlı babasının, en sevdiği insanlar olmanın ortak bağını yaşıyoruz. Size bir... Siz yok. Sen ya da Nihal var. Tamam, affedersin. Alışkanlık. Bir şey söyleyecektin galiba. Utanıyorum. Anlamadım, neden o? Seni tanımadan önce... Benim hakkımda düşündüklerin için mi utanıyorsun yoksa? Neler düşünüyordun benim hakkımda? Lütfen söyler misin? Affedersin, seni tanımıyordum ki. Ben özür dilemeni istemedim, düşündüğünü sordum. İnsanları tanımadan haklarında peşin yargılı olmanın ne kadar yanıltıcı olduğunu bir kez daha anlıyorum. Felsefe yapmanı değil, düşündüklerini rica ediyorum. Çok mu merak ediyorsun? Evet. Kendini beğenmiş, şımarık, çevresindekilere tepeden bakan tipik bir milyoner çocuğu. Dahası yok mu? Neden devam etmek istemiyorsun? Gerçi sen söylemesen de ben neler düşündüğünü biliyorum. Ama bilemediğim, anlayamadığım bir olay var. İnsanların sosyal durumlarına, yetiştikleri çevrelerine karşı neden peşin yargılıyız? Onları tanımadan, iç yüzlerini teşhis etmeden karar veriyoruz onlar hakkında. Oysa bana göre, insanları derinine öğrenmeye çalışmak, onları anlamaya çalışmak daha iyi değil midir? Ve inandığım, bildiğim başka bir şey daha var. İnsanlar hangi ortamda yetişirlerse yetişsinler, eğer mayaları temizse bozulmazlar. Fakirlerden hiç mi züppe, hiç mi şımarık çocuk çıkmıyor ki, her zengin çocuğuna şımarık züppe gözüyle bakıyoruz? Sanki onların içinde hiç mi iyi, dürüst, efendi insanlar, gençler yok? Sizin yaptığınızda birazcık egoistlik denmez. Ne kendi yüzünüzü gösterdiniz ne de Cengiz Bey'in. Hadi bakalım, Kaya Bey sizi bekliyor. Bizi istemişsiniz babacığım. Senin için verilen bir partide davetler seni göremiyorlar. Ayıp değil mi yavrucuğum?
Ayrıca Cengiz'i dinlemek için sabırsızlanıyor misafirlerimiz. Özür dilerim babacığım, haklısınız. Önce şu iş meselesini konuşalım seninle. Bu arada Nihal de konuklarla ilgilensin. Daha sonra da seni dinleriz. Dün çıktığı yeri unuttu, milyarlık projelerle uğraşıyor. Bak aslanım, kendine başka bir enayi ara sen. Sokağa atacak paramız yok bizim. Kendine gel Cabbar. Bu serveti sen kazanmadın. Para benim olduğuna göre istediğim gibi kullanmak hakkı da yalnız bana aittir. Raporları okudum. Çok güzel düşünmüşsün. Ne zaman uygulamaya koyuyoruz? Ne zaman başlıyoruz diye sormuştum. Bakın efendim, çok özür dilerim. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Ben bu işi... Sen bu işi yalnız başına yapmak istiyorsun. Peki ama neden? Beraberliğimiz süresince sana karşı bir haksızlık mı yaptım ki bu kararı aldın? Asla. Hayatımda en büyük yardımı ve hatta tek yardımı ben sizden gördüm. Peki öyleyse? İki sebebi var. Birincisi kendi başıma ayakta durmayı öğrenmek istiyorum. İkincisi ise işin risk faktörü yüksek. Sizi böylesine bir rizikoya sokmak istemiyorum. Birinci sebebin geçerli. Ama ikincisi kabul edilmemiştir. Çünkü seninle her türlü rizikoda beraber olduğumu biliyorsun. Ayrıca işin cazibesi beni de sardı. Ama madem böyle düşünüyorsun, öyle olsun. Peki ama gerekli parayı karşılayabilecek misin? O konuyu merak etmeyin efendim. Önce bana tek başıma iş yapma imkanı ve anlayışını gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Para meselesine gelince, arkadaşlar kredi için çalışıyorlar. Sanırım rahat bir biçimde istediğimiz miktarı alabileceğiz. O konuda ben yardımcı olacağım. Gerekli parayı karşılayabileceğimi sanıyorum. Kabul edemem ama. Şu ana kadar hiçbir dediğine itiraz etmedim. Bu konuda da ben itiraz istemiyorum. Peki efendim, ama bir şartla. Neymiş o? Koyacağım paraya karşılık gerek şu andaki, gerekse kurulacak işteki tüm mal varlığım sana ipotek edilecek. Peki deli çocuk, peki şu andan itibaren işi ben üstüme alıyorum. Hadi konuklarımızı küstürmeden orgun başına geç bakalım. Sevgili bulamadım, dert ortağım olacak. Zindan olan gönlüme güneş gibi bir doğacak. Ben nereye gidersem gelecek, yalnız benim yüzüme gülecek. Benle yaşayıp benle ölecek bir sevgili bulamadım. Aşkımın kadrini, kıymetini bilecek. İçimdeki volkanım hemen söndürecek. Aşkımın kadrini, kıymetini bilecek. İçimdeki volkanım hemen söndürecek. Dünyanın en mutlu insanı edecek. Bir sevgini bulamadım. Dünyanın en mutlu insanı edecek. Bir sevgini bulamadım. Ben nereye gidersem gelecek, yalnız benim yüzüme gülecek. Şarkı söylerken ne kadar rahat değil mi anneciğim? Sen de baban gibi büyütmüyoruz. Alt tarafı bir şarkıcı işte. Ben nereye gidersem gelecek, yalnız benim yüzüme gülecek. Benle yaşayıp benle ölecek, bir sevgini bulamadım. Ben nereye gidersem gelecek, yalnız benim yüzüme gülecek. Benle yaşayıp benle ölecek. Kalbimden gizli bir sevgilim arar. Gözlerime bakıp dalan gözlerim. Kalbimden gizli bir sevgilim arar. Gözlerime bakıp dalan gözlerim.
aklıma gelmeden bilmeceme sorar. Aklıma gelmeden bilmeceme sorar. Beni dünyalara salan gözlerin, aşka inanmayan o güzel gözlerin. Gelsene Cengiz. Oo, gel bakalım oğlum. Nihal'i kıskanmaya başladım. Eskiden yazıhaneye uğrardın. Nihal geldiğinden bu yana yüzünü göremez oldum. Kabahat onun değil baba. Ben ülkemi özlemişim, gezmek istedim. Sanırım en uygun kavale de Cengiz'di baba. Tamam tamam, sen haklısın. Neyse, ben bunları konuşmak için çağırmadım Cengiz'i. Evet evlat, istediğin iş oldu. Tüm işlemler bugün tamamlandı. İşte tüm evrak. İmzaladığın anda her şey senin adına geçmiş olacak. Peki ipotek işi? Onun evrakı da hazır. Tam istediğin gibi. İmzaladığın an koyduğun paraya eşdeğerde mal varlığın bana ipotek edilmiş olacak. Çok teşekkür ederim efendim. Gerçek babam, abim olsaydınız bu kadar yardım edebilirdiniz ancak. İnsan sadece düşünüp tasarladığı bir işin bu kadar kısa sürede her şeyiyle bitmiş olduğunu görünce şaşkınlığını atamıyor üzerinden. Artık gerçek baba olacağım evlat. Buna senin de bir itirazın olacağını sanmıyorum. Anlayamadım efendim. Anlayamayacak bir şey yok oğlum. Nihal'le senin evlenmenizi istiyorum. Ama efendim... Babacığım... Ne o, itirazı mı var? Oysa ben çok mutlu olacağınızı tahmin etmiştim. Çünkü aldığım istihbarat da öyle söylüyor. Zaten Cengiz'in bu çok istediği işle bile ilgilenmemesi bunu doğrulamıyor mu? Öyle değil mi kızım? İtirazınız yok sanırım. Onların olmayabilir ama benim var. Bu evlilik olamaz. Yetiştirme yurdundan gelmiş, üstelik ne idüğü belli olmayan bir şarkıcı parçası bizim aileye damat olamaz. Olamaz dedim. Kes Elif! Sen geldiğin yeri unutup damadım hakkında nasıl böyle konuşabiliyorsun? Ayrıca unutma, Nihal senin değil benim kızım. Ayrıca bu ev de benim. Ve bu evde yalnız benim sözüm geçer. Her fırsatta bana ve kardeşime hakaret etmekten vazgeçmeyeceksin. Kimdir bu şarkıcı parçası da bize damat oluyor? Kes sesini! Kes de daha fazla küçülme gözümde. Senin başını bu herif yer inşallah. Evet çocuklar, birlikte bir ömür sürmeye itirazınız yok sanırım. O halde... Teşekkürler. Siz birbirinizi istediniz, ben de uygun gördüm. Allah da mutluluk verir inşallah. Hadi bakalım, çabuk tutun elinizi. En kısa zamanda düğün ve torun istiyorum ha. Şimdi böyle seninle ayrılmış olmasaydı, yeni tanışmış gibi. Siz de mi buradaydınız çalgıcı efendi? Görüyorum ki efendin zengin bir kızla evleniyor diye herkesin aksine sen çok mutlusun. Herkesin aksine değil, herkesle beraber büyük bir mutluluk yaşıyorum ben de. Ama Cengiz zengin bir kızla evlendiği için değil, iyi bir kızla evlendiği için. Boş laf, iyi bir kızla kim olsa evlenir. Önemli olan zengin bir kızla evlenmektir. Ama hemen sevinme, henüz her şey bitmedi. Benim adım Cabbar'sa, o babası belirsiz Cengiz Bey'e yedirmem bu serveti. Bu böyle biline çalgıcı efendi. Hoş geldin Erol baba. Hoş geldiniz. Size çok şeyler borçluyuz Cengiz Bey. Siz olmasaydınız belki de biz de... Bir daha böyle şeyler duymak istemiyorum. İyi eğlenceler. Artık yanımda değilsin. Benden çok uzaklarda. Kim bilir kimin nesin. Sensiz bir yıl daha geçti. Sevgilim... Evet saygıdeğer misafirler. Bir sanatçı, en mutlu gününde kendini sevenlere sanatından bir parça armağan etmek ister. Sevenlerin mutluluğu, onun mutluluğuna ulaşmaz derler. Oysa biz şu anda hepinizi mutlu görmek istiyoruz. Cengiz'i mikrofona çağıralım öyleyse. Bizi sihirli parmakların ve büyülü sesinle mutluluk ülkesine götür diyelim.
sevgilim, sevgilim. Yalvarırım sevgilim ol, yalvarırım sevgilim ol. Aşkı yıllardır bulamadan, ömrümce mutlu olamadan, gel kurtar benim bu yalnızlıktan. Sevgilim, sevgilim, sevgilim. Aşkı yıllardır bulamadan, ömrümce mutlu olamadan, gel kurtar benim bu yalnızlıktan. Sevgilim, sevgilim, sevgilim. Derdime derman ol, gel benim yanımda ol. Ümidim, sevgilim, hayat arkadaşım. Sensiz dünyanın zevki olmuyor. Sevgilim, sevgilim, sevgilim. Yok deme sakın, öldürürsün. Umutlarımı söndürürsün. Sensiz dünyanın zevki olmuyor. Sevgilim... Cengiz'in programı bırakmasına izin vermemişsiniz. Hiç olmazsa birkaç gün daha programını devam ettirsin. Yeri doldurulamaz ama en azından bir isim bulmalıyım yerine. Günlerce önceden bu olayı biliyordunuz. Şimdiye kadar bulmanız gerekmez miydi? Hep devam edecek umudunu taşıdım. Bu taverna onun sayesinde ayakta duruyor. Ne ben ne de Cengiz'in karakteri insanları zor durumda bırakmaya elverişli değildir. Açılışa birkaç gün var. O güne kadar programa devam edecektir. Ama fabrika faaliyete geçtikten sonra yapacak hiçbir şey yok. Özür dilerim. Peki, çok teşekkür ederim. İşte Erol baba, bundan sonra çalışacağımız yer burası. Hayırlı olsun. Sağ ol, buyur. Sağ ol. İşte bu ev sizin. Bundan sonra burada oturacaksınız. Her şeyi gönlüne göre versin oğlum. Bu yaptıklarının altından nasıl kalkacağız bilemiyorum. Bak Erol baba, ben babamı hiç tanımıyorum. Kimdir, nedir bilemiyorum. En ufak bir iz yok hafızamda ondan kalan. Çocukluk günlerimden kalan tek hayal... yıkık dökük bir evde hastalıklı bir kadın, annem. O da güçlükle görülebilen soluk bir fotoğraf gibi. Oysa ben yıkık dökük de olsa, hastalıklı bir kadınla da olsa o evde yaşamayı... Dünyanın en kötü insanı da olsa babamı tanımayı ve kardeşlerimin olmasını o kadar çok isterdim ki. Siz benim için bir baba, Tuğçe de bir kız kardeş. Onun için hiçbir şekilde kendinizi borçlu hissetmeyin. Benim sizler için yaptığım her şey bir evladın babasına ve kardeşlerine yapması gereken şeyler. Çok iyisiniz. Tuğçe hep böyle bir ev hayal ederdi. Allah istediğini verdi. Çok mutlu olacak, çok. Çok mutluyum baba. Allah benim istediklerimi veriyor. İnşallah Cengiz Bey'in de istediklerini verir. İnanır mısın baba? Şu anda Allah'tan en çok istediğim şey Nihal Hanım'la Cengiz Bey'in mutluluğu. Mutlu musun sevgilim?
Çok. Senin karın olmak dünyanın en güzel şeyi, inan. Ya senin kocan olmak? Hadi sıcacık bir banyo bizi kendimize getirir. Senle cehennemde yanmak isterim. Kalbim senin için çatlayacaksa, bir ömür gönülsüz kalmak isterim. Ben sensiz cennette yaşamaktansa, senle cehennemde yanmak isterim. Kalbim senin için çatlayacaksa, bir ömür gönülsüz kalmak isterim. Sana bağlamışım her umudumu, sen verdin sana tüm huzurumu. Sana bağlamışım her umudumu, sen verdin sana isterim. Seninle yaşayıp ölmek isterim. Seninle yaşayıp ölmek isterim. Gidip gidersen yalnız başına, bil ki çok yaşamam, ölür giderim. Neylerim sonra ben sensiz kalbini, söküp bin parçaya bölmek isterim. Terk edip gidersen yalnız başına, bil ki çok yaşamam, ölür giderim. Neylerim sonra ben sensiz kalbimi, söküp bin parçaya bölmek isterim. Sana bağlamışım her umudumu, sen verdin sen almak tüm huzurumu. Sana bağlamışım her umudumu, sen verdin sen almak tüm huzurum. Ellerin olup da bütün boyunum, ben seni hep benim bilmek isterim. Seninle yaşayıp ölmek isterim. Seninle yaşayıp ölmek isterim. Gecem olmadım, çekmedim dertler, çile kalmadım. Feryatsız gündüzüm, gecem olmadım. Akla alamadık sokağım, köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Ağlamadık sokak, köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım. Tamam, tamam. Benim sevgilim haklı.
Bir haftalık evli bir erkek eve gece yarısı gelirse, onu çok seven, yemekleri hazırlayıp bekleyen güzel karısı kızar. Ama gene de kocasına sebebini sormalıdır. Hayır, dinlemek istemiyorum. Mutlaka haklı bir sebebi vardır. Dinlemek istemiyorum dedim ya. Ben artık bir iş adamıyım. Bana ne? Ben sensiz cennette yaşamaktansa, senle cehennemde yanmak isterim. Kalbim senin için çarpmayacaksa, bir ömür gönülsüz kalmak isterim. Sana bağlamışım tüm umudumu, sen verdin sen alma tüm huzurumu. Sana bağlamışım tüm umudumu, sen verdin sen alma tüm huzurumu. Teşekkür ederim Cengiz Bey. Ben bize yaptıklarınıza teşekkür etmek için geldim. Rica ederim, konuşmaya bile değmez. Size şükran borçluyum. Sizin gibi bir dostum, abim olmasını ne kadar isterdim. Ben de size söz veriyorum. Her zaman bir kardeş, bir dost olarak yanınızda olacağım. Siz de benim dert ortağım olacaksınız. Çünkü benim de buna ihtiyacım var. Ben bakarım. Ah, hoş geldiniz. Selam kızım. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun yavrum? Canım üzüm istedi de, bir şeyler hazırlıyorum. Ne oldu? Neyin var? Yoksa? Galiba hamileyim anne. Gel canım, gel, dinlen. Bu kadar aceleye ne gerek vardı kızım? Neden dayıcığım? Cengiz çocukları o kadar çok seviyor ki, hemen bir çocuğumuz olsun istedi. Böyle bir şeyi nasıl yaparsın anlayamıyorum Nihal. Daha evleneli ne kadar oldu ki, öyle değil mi? Daha dün okuldan kurtuldun. Şimdi çoluk çocuğa karışıp eve mi kapanacaksın? Hem çocuk bir kadının tüm gençliğini, tüm güzelliğini bozar. Doğumdan sonra kocan bile yüzüne bakmaz oluverir. Bu kadar düşüncesiz olacağını hiç tahmin etmezdim kızım. Neden dayıcığım? Cengiz çocukları o kadar çok seviyor ki, hemen bir çocuğumuz olsun istedi. Çıldırdın mı sen kızım? Hadi canım, şundan kurtulalım. Çocuğu sonra düşünürsün, tamam mı? Ne oldu Nihal? Neyin var sevgilim? Ne oldu doktor, neyi var karımın? Lütfen Cengiz Bey. Söyleyin doktor, karımın neyi var? Çıldırtmayın insanı, ne oldu, ne var? Sakin olun lütfen. Korkmayın, tehlike geçti. İyi ama ne oldu, söyleyin lütfen Necdet Bey. Anlıyorum ki bazı şeylerden sizin haberiniz yok. Maalesef karınız kürtaj yaptırmış Cengiz Bey. Olamaz. Ne yazık ki eşiniz bir daha anne olamayacak. Nasıl yaparsın bunu? Hangi doktor kocasının rızası olmadan bir kadına kürtaj yapabilir? Bir uzman doktor yapsaydı, sonuç belki de bu olmazdı Cengiz Bey. Koca karı işi bu galiba. Kime yaptırdınız bunu? Kaç para verdiniz? Nasıl bu kadar cani ruhlu katil olabilirsiniz? Ne demek istiyorsun sen? Hiç mi Allah'tan korkmadınız? Nihal'e bir şey olur diye de mi korkmadınız? Ona bir şey olursa sizi öldürürüm diye de mi korkmadınız? Hiç mi korkmadınız ha? Ya sen? Sen hiç mi korkmadın? Beni kaybetmekten, seni seven bir insanı öldürmekten hiç mi korkmadın? Hiç mi utanmadın? Söyle, utanmadın mı? Kızım acılar içinde kıvranırken, sen ondan hesap sormaya utanmıyor musun vicdansız herif? Vicdandan bahsedene bak! Gün ışığı görmemiş yavruyu öldürürken vicdanın neredeydi katil karı? Fazla ileri gidiyorsun Cengiz Bey! Haddini bilsen iyi olur! Sen konuşma Cabbar Efendi! Her şey senin başının altından çıkmıştır eminim! Defolun şimdi evimden, defolun! Karı koca arasında itimat ve dürüstlük evliliğin ilk şartıdır Nihal. Ama sen tüm ümitlerimle birlikte güvenimi, sana olan saygımı da yitirttin bana. Artık sana saygı duymuyorum, anlıyor musun? Allah'ım. Ne oldu Cengiz? Neyin var? Anlatmayacak mısın bana?
Karım hiçbir zaman anne olamayacak Tuğçe. Olamaz. Neden? Neden ama? Dur Cengiz, lütfen gitme. Çok üzgünüm. Ama böyle olmasını istememiştim. Doğru, bir müddet doğum yapmak istememiştim, haklısın. Ama bir daha anne olamayacağımı hiç düşünmemiştim. Affet beni Cengiz. Neyini affedeyim Nihal? Benim dünyada en çok istediğim şeylerden birisinin çocuk olduğunu biliyordun. Hem ümitlerimi, hem gururumu, hem de insanlara olan inancımı yıktın Nihal. Sevgiyi öldürdün Nihal, sevgimi öldürdün. Neyini affedeyim senin? Nasıl yaptım? Anneme, dayıma nasıl inandım bilemiyorum Cengiz. İşte sana anlatmak istediğim buydu Nihal. Oysa ben sana öz anne ile üvey anne arasındaki farkı bir türlü anlatamadım. Eğer o öz annen olsaydı, seni sevseydi, senin herkes gibi bir çocuk sahibi olmanı, dünyanın en güzel duygusunu tadıp anne olmanı isterdi. Oysa kör olasıca o kadın, para hırsıyla seninle bir oyuncak gibi oynadı hep. Evet, bir oyuncak gibi oynadı. Senin mutluluğun değil, babanın parasıydı önemli olan. Söyle şimdi bana, seninle benim aramda ne kaldı artık? Senin bu güzel vücudun, iki kalbin bütünleştiği kutsal bir tapınak mıdır, yoksa şehvet hislerini tatminden başka bir işe yaramayan ve asla meyve vermeyecek basit bir et parçası mıdır? Çok ileri gidiyorsun Cengiz. Bana bir hayat kadını, bir sokak orospusu gözüyle bakıyorsun. Unutma ki ben, kalbi, gururu ve hisleri olan bir kadınım. Kalbi, hisleri ve gururu olan bir kadın, karşısındakinin de aynı şeylere sahip olduğunu düşünür ve onu kırmaktan korkar Nihal. Oysa sen beni yıktın. Meyvesiz ağaca döndürdün beni. Benim için artık basit bir et parçasından başka bir şey değilsin sen. Yeter artık Cengiz! Bu konuşan benim sevdiğim, benim taptığım Cengiz değil. Bu konuşan kahrolasıca gururuna yenik düşmüş, geldiği yerin kompleksini üstünden atamamış yetim Cengiz! Nihal! Beni seven, benim tanıdığım, alçak gönüllü, seven Cengiz oluncaya kadar yoksun artık benim için. Şayet bir gün piyanist Cengiz olabilirsen, benim bir görüşte aşık olduğum Cengiz olabilirsen, ancak o şekilde dönebilirsin bu eve. Anladın mı beni? Defol şimdi bu evden! Nihal sandığın kadar kötü bir kız değildir oğlum. Küçük ve sevimli bir çocuktur o. Ama aldatmışlar yavrucağı. Kim aldatıyormuş yavrucağı? Kesir seni! Hiçbir zaman iyi bir eş olmadın, olmak da istemedin zaten. Ama bu kadar kötü bir anne ve kötü bir insan olacağını, bu denli vicdansızlaşıp küçüleceğini hiçbir zaman düşünmemiştim. Bu adam için mi hakaret ediyorsun bana? O adam dediğin, büyük bir sanatçı ve benim damadım, oğlum! Damat değil, bir parazit, uyuşturucu! Kes sesini! Defol şimdi! Allah! Kaya Bey! Nasılsınız? Doktor çağırayım mı? İyi misiniz? Geçti oğlum, geçti. Bak oğlum, dinle beni. Unutma oğlum. İşte bu kadındır Nihal'i sana karşı kışkırtan, aramızı bozan. Ama elimden bir şey gelmiyor. Yapabileceğim tek şey, benim vefatımdan sonra paramı ve işlerimi senin yürütmeni ve Nihal'le ortak olmanı sağlamak. Bütün istediğim bu. Ortaklıkta insanlar kendi efendileri olmaktan çıkarlar baba. Ortakları, eşleri dahi olsa bu durum değişmez, kabul edemem bunu. Rica ediyorum oğlum. Hadi şimdi doğru evine, karına dön. Bulanık seller gibi, dağ başında güller gibi, erişilmez düşler gibi, sevdalandım, sevdalandım. Gündüz müydü, gece miydi, içimdeki çiçek miydi, aşka doğan güneş miydi? Sevdalandım, aşka doğan güneş miydi? Sevdalandım, sevdalandım. Gözler başka, kirpik başka, bakışların bir bambaşka. Gözler başka, kirpik başka, bakışların
Sana bir sürprizim var. Seninle hayatımda ilk kez kutladığım doğum günümde bir başka sevdiğimin daha yanımda olmasını arzu ettim. Kim bu? Ben tanıyor muyum? Elbette tanıyorsun. Birazdan gelmeleri lazım. Geldiler galiba. Konuklarımıza hoş geldin demeyecek misin? Hiçbir zaman geldiğin yeri unutmayacak. Şu anda bulunduğun yeri de içine sindiremeyeceksin Cengiz. Sen ne demek istiyorsun? Ne demek istediğim gayet açık. Bir çalgıcı parçasıyla oturup yemek yiyeceğimi sanıyorsan son derece aldanıyorsun Cengiz. Kim ki bunlar? Nihal! Özür dilerim, çok özür dilerim. Özür dilemene gerek yok Cengiz Bey. Nihal Hanım haklı. Evin köpeği önüne yemek konsa bile haddini bilmeli, sahibinin masasında yemek yememeli. Hadi kızım. Aşka inanmayan o güzel gözlerin beni dünyalara salan gözlerin. Aşka inanmayan o güzel gözlerin. Aşk masalından şarkılar söyler. Aşk masalından şarkılar söyler. Beni dünyalara salan gözlerin. Aşka inanmayan o güzel gözlerin. Bak seninkiler geldi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ne içerdiniz? Teşekkür ederim. Gin tonik lütfen. Siz Tuğçe Hanım, meşrubat lütfen. Aa, olur mu hiç? Alkollü bir şeyler alsanız da. Teşekkür ederim. Alkol kullanmıyorum. Garip beni, hadi sıkıyorsun. Teşekkür ederim kızım ama Tuğçe gerçekten içmez. Öyle olsun. Süt verin çocuğa. Terbiyesizlik ediyorsun. Onları buraya rencide etmek için mi çağırdın? Aa, neden sevgilim? Ben yakınlık kurmak istiyorum onlarla. Onlara yaklaşmak istiyorum.
utanmıyor musun? Sen hiç utandın mı bir şırfıntıyla yaşamaya? Sen neden bahsediyorsun? Gel buraya! Söyle! Namusun ve şerefin üzerine yemin ederek söyle! Bu kızı seviyor musun? Evet, seviyorum! Allah belanı versin! Nihal, dur! Gördün değil mi babacığım? Herkesin içinde rezil etti beni, o kızı sevdiğini söyledi! Hangi yüzle geldi bu eve, hangi yüzle? Defol buradan! Yeter Nihal! Yüklenme çocuğa, bir de onu dinleyelim! Neyini dinleyeceğim baba? Ne istedi de vermedim! Beni aldattı, bir başkasına ihtiyaç duydu! Yemin ederim seni hiçbir zaman aldatmadım! Tuğçe benim için sadece iyi bir dost! Yıllarca özlemini duyduğum bir kız kardeş! Pis yalancı! Herkesin içinde onu sevdiğini söyleyen sen değil misin? Gerçekten seviyorum, hem de çok! Ama bugüne kadar hiçbir zaman hissetmediğim duygularla, hasret kaldığım hislerle, bir kardeş, bir bacı gibi! Yalancı! Yalancının birisin sen! Yemin ederim doğru Nihal! Ben kadın olarak yalnızca sana ilgi duydum, seni sevdim! Tuğçe ise belki kaderlerimiz benzediği için kendime yakın buldum, bacı gibi gördüm! Duydun kocanı Nihal! Cengiz'in yalan söylediğine hiç şahit olmadım ben! O söylüyorsa doğrudur! Hadi evine dön! Asla! Artık onun yüzünü bile görmek istemiyorum! Defolsun buradan, defolsun! Kızım haklı Kaya, çok haklı! Olmaz, olamaz! Kendini herkesin içinde rezil eden bir adama nasıl döner, nasıl birlikte olur? Sen kes sesini! O kocasıdır ve dönmeye mecburdur! Bakın işte, bu herifin o kızla yaşadığını, her gün birlikte olduklarını sizden başka bilmeyen kalmadı! Hele bu akşamki rezaletten sonra el alemin yüzüne nasıl bakarız? Sen kapa o pis ağzını! Zaten bu işlerin sizin başınızın altından çıktığını tahmin etmeliydim! Babacığım! Baba! Baba! Çek o pis ellerini! Hep senin yüzünden! Defol buradan! Nihal! Defol! Boşuna ağlama kızım! Artık burada bir saniye bile duramayız! Neden baba? Yemin ederim Cengiz'le aramızda hiçbir şey olmadı baba! Benim inanmam yeterli değil! Artık kimsenin yüzüne bakamayız! Cengiz gelmiş baba! Hangi yüzle geldin buraya? Sen de mi böyle düşünüyorsun Erol baba? Partideki olaydan sonra nasıl düşünmemi isterdin Cengiz bey? Yalvarırım yapma baba! Cengiz bey benim için sadece bir abi! Sen karışma! Nasıl karışmam baba? Bize ekmek veren, bizi sefaletten kurtaran insan o! Hemen burayı terk et Cengiz! Yo hayır, hayır! Biz terk ediyoruz! Bizim gitmemiz daha doğru! Baba, nasıl yaparsın bunu? Bir zamanlar... Evet, bir zamanlar, bir zamanlar bu evin sahibi benim veli nimetimdi! Bu kapağını açıktı! Ama şimdi artık aynı çatı altında olamayız! Bizim gitmemiz daha doğru olur hemen! Hemen gitmemiz lazım kızım, hadi yürü! Bugün tüm kapılar bana kapanıyor, Allah yolunuzu açık etsin! Öfkene yenildim babacığım! Kaç gün oldu bak, ne ev bulabildik ne de iş! Oysa Cengiz bey'in yanında ne kadar rahattım! Bir kapı örterse birini açar, buna dünya derler, hepsi geçer! Hangi gece gördüm, sabah olmuş! O sayfa kapandı kızım, Allah büyük! Nasıl olsa bir ev vardır bizi bekleyen! Yarın gidiyorum, her şey size emanet! Önce Allah'a efendim! Bak kızım, bundan sonra bu evde kimseye hesap vermeden yaşayacağız! Bir de bir iş bulduk mu, gül gibi geçiniriz! Yaramaz bir şey var mı Ali bey? İşler nasıl? Her şey çok iyi efendim, tam kapasiteyle çalışıyoruz. Ne zaman döneceksiniz? Yarın! Hoş geldiniz efendim! Teşekkür ederim, yaramaz bir şey var mıydı? Hayır efendim, yok, yalnız... Evet! Şey... Ne? Şey efendim... Ne söyleyeceksen söylesene! Nihal hanım! Ne olmuş Nihal hanıma? Şey olduğu yok, yalnız kumar oynuyor! Nasıl? Nerede? Şu anda gazinoda olması lazım! Bıraksana be! Kim benim mutluluğumla, yuvamla oynuyor? Kim benim huzurumu bozuyor? Kim yapıyor bunları?
Oğlum, gene ne oldu? Karımın eline milyonlar verip onu kumara teşvik eden, kendi başına partilerde, kokteyllerde dolaştıran, yarınlarında oynayan kim? Sen ne diyorsun be? Biz o kadar zengin insanlarız ki senin yarınlarını değil, tüm geleceğini bile satın alırız. Kes sesini Elif. Önce bugünü tamir edelim, yarınların çaresine sonra bakarız. Çocuklarının düşmanı olan senin gibi babalar ölmeden onlara rahat yoktur bu dünyada. Öyle söyleme anneciğim. Allah upuzun bir ömür versin babama. Allah onun canını alsın. Elif! Babacığım! 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 Bütün mal varlığımı kızım Nihal Kurtoğlu ve damadım Cengiz Kurtoğlu'na bırakıyorum. Mirasım üzerinde karım Elif Demir'in hiçbir hakkı yoktur. Ancak karım Elif Demir'e kızım Nihal Kurtoğlu ve Cengiz Kurtoğlu'nun takdir edeceği aylık cep harçlığı verilecektir. Damadımın ölmesi veya kızımdan boşanması halinde mirasımın tümü kızım Nihal Kurtoğlu'na kalacaktır. Aklım ve şuurum yerinde olarak avukatım nezaretinde bu vasiyetnameyi yazdım ve imzaladım. Peki ben şimdi ne yapacağım? Hiç üzülme anneciğim. Bundan sonra paranın, malın, her şeyin sahibi benim. Ben ne istersem o olur. Sağ ol kızım. Peki kızım, Cengiz ne olacak? Cengiz. Cengiz babamın ölümüne sebep oldu. Artık asla beraber olamayız. Peki miras işi ne olacak kızım? Şimdi her şeyin ortağı Cengiz. Hiç önemli değil. Nasıl önemli değil kızım? Tüm malların ortağı, hatta sahibi o. Ama unuttuğumuz bir şey var kardeşim. Cengiz'in artık varı yok. Tüm malı mülkü bize hacizli. Eğer Nihal isterse, yarından itibaren her şeyi bizim olur. Evet, ne diyorsun? Kabul ediyorum. Cengiz tekrar eski Cengiz oluncaya kadar tüm mallarına el konması için sana yetki veriyorum. O içki kokulu salona, piyanosunun başına tekrar dönsün bakalım. Bu gece bir başka çöktün içime. Seni andım durdum sabaha kadar. Okudum bendeki tüm mektupları. Okudum ağladım sabaha kadar. Bu gece bir başka çöktün içime. Seni andım durdum sabaha kadar. Okudum bendeki tüm mektupları. Okudum ağladım sabaha kadar. Anılarla doldu taştı boş oda. Andıkça kanadı içimde yara. Bir hayalin vardı bir de sigaram. Seni içtim durdum sabaha kadar. Anılarla doldu taştı boş odam. Andıkça kanadı içimde yaram. Bir hayalin vardı bir de sigaram. Seni içtim durdum sabaha kadar. Kulağımda çınladı sesin. Ruhum dolaştı kılık nefesin. Uykuyu gözümden sildi hasretin. Gözümü yummadım sabaha kadar. Bir an kulağımda çınladı sesin. Ruhum dolaştı kılık nefesin.
Uykuyu gözümden sildi hasretim. Gözümü yummadım sana kadar. Anılarla doldu, taştı boş adam. Andıkça kanadım içimde yara. Bir hayalin vardı, bir de sigaram. Gözümü yummadım, sabaha kadar. Anılarla doldu, taştı boş odam. Andıkça kanadım içimde yaram. Bir hayalin vardı, bir de sigaram. Seni içtim durdum, sabaha kadar. Seni içtim durdum, sabaha kadar. Seni içtim durdum, sabaha kadar. Seni içtim durdum. Konuklarınız var hanımefendi. Aa, buyursunlar. Hoş geldin anne. Hoş geldin dayı. Buyurun sofraya. Hoş bulduk yavrucuğum. Nasılsın bakalım? Lütfen dayıcığım, başka bir yere oturamaz mısın? Neden yavrum? Misafir mi bekliyorsun? Hayır dayıcığım, orası Cengiz'in yeri. Anlamadım. Cengiz bu eve... tekrar dönünceye kadar... o sandalye ve servisi daima boş kalacak. Gördün mü sevgili kardeşim? Babasını öldüren, kendisini 3 kuruşluk bir kızla aldatan... birini bekliyormuş. Yavrucuğum, sende hiç gurur yok mu? Seni aldatan, kürtaj yaptırdım diye... seni fahişe yerine koyan bir insanı... nasıl hala bekler durursun? Nasıl gururunu ayaklar altına alıp... onunla tekrar nasıl birleşebilirsin? Böyle bir durum olursa... insanların yüzüne nasıl bakabiliriz? İçtimai durumumuzu düşün kızım. Bugüne kadar ne yaptımsa, ne ettimse Cengiz'i sevdiğim için yaptım. Ne pahasına olursa olsun onu tekrar kazanacağım. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, onu seviyorum, seviyorum! Gördün mü kardeşim? Biz boşansınlar diye türlü entrikalar çevirirken terbiyesizin yediği halta bak. Sen korkma kardeşim, benim adım Cabbar. Bu koca serveti o ne idüğü belirsiz herife yedirecek göz var mı bende? Gün ola, harman ola! Yıllarda küllenmiş aşkım var bende. Aşkın mekan kurumuş yanan gönlümde. Beni terk edip de gittin halde. Sana intizara kıyamıyorum. Yıllardır küllenmemiş aşkım var bende. Aşkın mekan kurmuş yanan gönlümde. Beni terk edip de gittin halde. Sana intizara kıyamıyorum. Benim kadar sana rastlamadığım insan, dertlere çare bulamadığım insan. Benim kadar sana rastlamadığım insan, dertlere çare bulamadığım insan. Gittiğin yerlerde garip kaldıysan, geri dön. O güzel günlerde beklerim seni benim. Üzülme sevgilim, affettim seni. Gördün mü olan benim kardeşim? Geri dön. Daha ne oyunlarım var? Ama... sabret, seyreyle. İşte böyle kızım. Cengiz'in o kadınla yaşadığı kesinleşti artık. Hayır, inanmıyorum. Gözümle görmedikçe de inanmayacağım. Gayet kolay kızım. Yarın pazar, Cengiz evdedir.
Sana ispatlayacağım. Pişmanlık faydasız. Şimdi inandınız mı artık? Ben o kadar söyledim bu iş bitsin diye. Nihayet rezil olduk. Şimdi el alemin yüzüne nasıl bakacağız? Artık dövünmenin faydası yok kardeşim. En kısa zamanda bu adamdan kurtulmalıyız. Artık mahkemeye verip boşanmanın zamanı geldi sanırım. Hayır, hayır! Onunla son bir kez daha konuşacağım. Buyurun Nihal Hanım, buyurun. Buyurun oturun. Buraya oturmaya gelmedim, Cengiz'i görmek istiyorum. Tabii, çağırayım. Hanımefendi şeref vermişler. Herhalde yeni bir alacak çıktı. Ne kadar olduğunu söyleyin de ödeyeyim. Buraya şakalaşmaya gelmedim Cengiz. Seni götürmeye geldim. Beni götürmeye mi? Seni seviyorum Cengiz. Onun için mi beni arkadan vurdun? Her şeyimi elimden aldın. Onun için mi aylardır arayıp sordun? Her şeyi seni sevdiğim için yaptım. Bu ne biçim sevgi anlamadım. Ben senin mazideki Cengiz, piyanist Cengiz olabilmen, o günleri yeniden yaşayıp beni hatırlayıp bana dönmen için yaptım her şeyi. Bana döneceğin ümidiyle yaşadım hep. Ama gururunun bu denli büyük olduğunu hesaplamadım. Bak ben geldim ayağına, senden özür dilemeye, ayaklarına kapanmaya geldim. Bana dönmen için her bedeli ödemeye hazırım Cengiz. Yeter ki bu işkence bitsin. Yeter ki bir başkasıyla aynı yatağa pay... Ne zaman başkasıyla yaşadım? Kimi yatağıma aldım ki? Ben seni tanıdım, seninle yaşadım. Yalan söyleme! Şu anda konuştuğumuz evi, kucağında çocuğunu taşıyan bu kadını nasıl izah edeceksin acaba? Kardeşim mi diyeceksin? Evet kardeşim. Evet, bacım o benim. Günaha girme! İnsan yattığı kadına nasıl bacım der? Şu güzelim sevgiyi, mutluluğumuzu hep kıskançlığın öldürmedi mi? Hangi kadın kocasını bir başkasıyla paylaşmaya razı olabilir? Nasıl kıskanmaz, domuz muyum ben? Ortada bir olay yoksa kıskanmaya da gerek yoktur. Ben her şeyi unutmaya hazırım. Özür diliyorum senden. Benimle gelmeni istiyorum. Ben asla unutmayacağım. Ve de seninle gelmeyeceğim. O zaman seninle başka türlü konuşacağım. Yapmamalıydın bunu Cengiz, gitmeliydin onunla. Evlilikte karşılıklı itimat ilk şarttır Tuğçe. Bizde bu bitmişti. Ne olursa olsun gitmeliydin. Senin karın o ve seviyorsun onu. Seviyorum. Seviyorum doğru ama öyle bir kadına hiçbir zaman itimat olmaz Tuğçe. Hep benim yüzümden. Benim yüzümden. Nihal Hanım, Tuğçe Hanım geldi. Peki gidebilirsiniz. Özür dilerim Nihal Hanım. Rahatsız ediyorum. Ne istiyorsunuz? Sizinle konuşmak istiyorum. Sizinle konuşacak bir şeyimiz olduğunu sanmıyorum. Sizi dinlemek istemiyorum. Nihal Hanım lütfen dinleyin. Çünkü gözlerimin önünde iki insanın kahrolmasına dayanamıyorum. Bitsin bu işkence, vicdan azabı öldürecek beni. Yalvarırım dinleyin. Cengiz'in sizi sevdiği kadar siz de Cengiz'i seviyorsunuz. Ama sizin gereksiz kıskançlığınız onun aşırı gururu ayrılığa sebep oluyor. İnanın gerçeği söylüyorum. Aylar önce bize gelip Cengiz'i götürmek istediğinizden bu yana daha iyi anladım ki Cengiz'in sizi sevdiği kadar siz de Cengiz'i seviyorsunuz. Ne yani? Ben Cengiz'in karısı, sen de metresi olacaksın ve ben kocamı seninle paylaşacağım, öyle mi? Yanlış anlıyorsunuz Nihal Hanım. Benim Cengiz'le aramda hiçbir şey yok. O benim için kutsal bir varlık, abi, koruyucu, her şey. Ancak asla metresi değilim. Yalancı, pis manşe, uğursuz baykuş. Yemin ederim Nihal Hanım, yemin ederim. O yalnızca benim abim.
bizi sefaletten kurtaran, beni kötü yola düşmekten kurtaran insan. Allah'a yemin ederim ki bu yalnız böyle. Ve ben yalnız sizin mutluluğunuz için dua eden kardeşinizim. Tek dileğim tekrar birleşmeniz. Bunun için her fedakarlığı yapmaya hazırım. Her dediğinizi, her istediğinizi yapmaya hazırım. O zaman tek bir şey yap. Bırak bizi. Düş Cengiz'in yakasından, çekil git aramızdan. Hayır, hayır, git başka hayır. Yuvaların üstüne tüne. Uğursuzluğun bizi değil, başka yuvaları yıksın. Hayır! Değer Nihal Hanım, uzun uzun düşündükten sonra size bu mektubu yazmaya karar verdim. Sizin bana tüm yaptıklarınızdan sonra bu fedakarlığı yapmaya sanırım Cengiz Bey'e olan büyük sevgim nedeniyle cesaret edebiliyorum. Çünkü sizin buna layık olup olmadığınız konusunda affedersiniz ama şüpheye düşmemek elde değil. Sevgili Nihal Hanım, olayların büyük bir kısmını biliyorsunuz. O nedenle bu kısımları geçeceğim. Sadece babamla birlikte Cengiz Bey'le olan ilişkimizi koparıp başka bir yere taşınarak yeni bir iş düzenine girdiğimizi ve sadece sizin içinizin rahat olması için benim yaptığım büyük bir hatayı anlatarak özetleyeceğim bazı olayları. Bak kızım, bu adam sana göre değil. Hem yaş farkı var hem de... Hayır baba, hiç önemli değil. Kaderimde ne varsa onu görürüm. Bu kararla kaderini kendin çiziyorsun. Yalvarırım vazgeç. Hayır baba, nikah tarihini belirle. Evleneceğim Hikmet'le. Hoş geldin. Sana bir müjdem var sevgilim, bir çocuğumuz olacak. Ne? Ne dedin? Hamileyim. Sen ne diyorsun? Kim sana hamile kal dedi? Kim sana çocuk doğur dedi? Hamile kalmak için birine mi sormak lazım? Ha, bir de itiraz mı? Ha, hayır, öyle mi? Hayır, itiraz değil. Bizim çocuğumuz, Allah verdi. Allah verdi de kimden verdi ha? Kimden? Söyle diyorum sana, kimden söyle! Sen ne diyorsun? Bizim çocuğumuz o. Bizim çocuğumuz mu? Seni yalancı! Seni. Bizim çocuğumuz. Yapma! Ha?
yapma, sahte kırkır seni! Bizim çocuğumuz o, yapma! Hangi çocuğumuz? Kimin çocuğu? Yapma! Kimin peki? Vurma, ne olur. Söyle kimin peki? Sarhoş muyum? Ben ne yaptığımı biliyorum! Yapma, sana kim söyledi? Kim söyledi çocuk doğur diye? Sarhoş, sen hiç gelirsin, yapma! Hiç gelip yan değilim, ne yaptığımı gayet iyi biliyorum! Orospu, sahtekar karı! Senden çocuk isteyen var mı? Ha, niye istismar ettin lan beni? Niye benden habersiz çocuk doğuracaksın? Niye hamile kaldın? Vicdansız orospu! Söyle, kimin piçi o? Söyle diyorum sana! Söyle kimin piçi, söyle! Söyle ahlaksız karı! Söyle, giverteceğim seni! Söyle, elimden kimse kurtaramayacak seni! Söyle diyorum, söyle vicdansız orospu! Ha, elin piçini doğurt! Bundan sonra bana baktırt, öyle mi? Seni vicdansız köpek seni! Ben sana gösteririm! Haram olsun emeklerim şimdiye kadar yaptıklarım sana! Vicdansız orospu! İstemiyorum o piki! İstemiyorum! Kızım, gene mi dövdü seni o eli kırılasça? Geberteceğim o iti! Yapma baba, yalvarırım yapma! Bu benim kaderim, alnıma ne yazıldıysa o olacak! Fedakar kızım, iyi kalpli yavrum! Ama bu kadar da değil ki! Ah, sen kendin çizdin kaderini! Ne fena yapmış ya! Dur, acıma, dur yavrucuğum, dur! Dur! Hiçbir insan değmez demiştim bu fedakarlığa! Ah Cengiz için her şeye değer baba! O beni batağa düşmekten, seni açlıktan kurtarmıştı! Bense onun için ne yaptım ki? Onu en zor günlerinde yalnız bırakmaktan başka ne yaptım ki? İyi yürekli yavrum benim, güzel kalpli kız! Yavrum, gülüm! Canım! Canım! Acım! İyi akşamlar! İyi akşamlar babacığım! İyi akşamlar kızım! Neredeydin bu saate kadar? Daha saat kaç kocacığım? İşten çıkalı henüz 45 dakika bile olmadı. Kısa kes de aydın havası olsun. Bugün ayın biri değil mi? Para nerede? Buyur. Nerede bunun devamı? Sadece ev kirası ve yol parası ayırdım kendime. Ne ev kirası, ne yol parası be? Bu çalgıcının kazandıkları ne güne duruyor? Bu evin tenceresi yalnız babamın kazandıklarıyla kaynıyor Hikmet. Tüm paramızı alırsan, ne yer, ne içeriz ha? Bana ne be! Ne zıkkımlanırsanız zıkkımlanın! Sen de yiyorsun bu evde Hikmet. Biz senin rakına mı para yetiştirelim? Kes sırıltıyı, koca moruk! Bunu şarkıcı artığı kızını bana yamarken düşünseydin. Sen ne diyorsun Hikmet? Ne demek oluyor bu? Bu küçük fahişenin şarkıcıyla olan aşkını bilmiyor muyum sanıyorsun moruk? Temiz olsa, bana verir miydin onu? Yeter artık, kes, sus, sus! Sen kim oluyorsun da bana sus diyorsun? Çalgıcı parçası kim oluyorsun sen? Yalvarırım vurma, bırak babamı, bana vur lütfen! Sıra sana da gelecek kaltak! Sana da! Dur, Allah rızası için vurma kızıma! Yalvarırım, vurma kızıma! Pis çalgıcı! Beni Tufa'ya getirir, onun bunun artığını bana yamarsın ha! Yapma Hikmet! İlk gece tertemiz diyemeydim! Günahıma girme! Günahıma alma, yalvarırım! Sus! Yalancı orospu! O gece için ne numaralar hazırladın kim bilir!
Yoksa baban mı hazırladı o numaraları? Baban mı? Baban mı? Hayır! Hayır babam! Hayır! Sus bu! Hoş geldin. Buyur sofraya. Rakı hazır. Defol başımdan! Yine sarhoşsun sen! Bana sarhoş deme! Yalvarırım, başlama gene! Bu piçi hala yok edemedin mi? Hı? Yapma! Yalvarırım, yapma! Sen yok edemedin ama ben yok edemedim! Tuğçe nerede? Geberiyor! Tuğçe nerede dedim? Geberiyor dedik ya, hastaneye götürdüler. Ne dedin? Ne yaptın kızıma söyle! Piçinden kurtuluyorum. Geberecek inşallah. Asıl ben seni geberteceğim, görürsün. Yürü be moruk, yürü! Görürsün. Bu titreyen ellerinle mi? Hikmet'i öldürmekte buldum. Gözlerimin önünde senin bu kadar acı çekmene gönlüm razı olmadı. Hapiste bir baban olacağına mezarda bir baban olsun daha iyi. Artık dünyada yapayalnızsın. Bebeğinle seni Allah'a emanet ediyorum baba. Neden yaptın bunu baba? Ben tek başıma kaldım dünyada. Neden yaptın bunu baba? Neden? Neden? Nedir bu başına gelenler Tuğçe? Nasıl buldun beni Cengiz? Gazetede okudum haberi, adresini de gazeteden öğrendim. Oysa aylarca aramıştım. Nihal nasıl Cengiz? Neden bahsediyorsun sen? Nihal'den ayrılalı aylar oldu. Peki ya ortaklığınız? Ne ortaklığı Tuğçe, her şeyi iade ettim. Şimdi yalnız piyanist Cengiz'im. Peki şimdi ne yapıyorsun? Çalışıyordum ama çocuğum olduktan sonra ayrıldım. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Tek şey var, benim eve gidiyoruz. Asla! Benim yüzümden, eşinden, işinden oldun. Tekrar birlikte dost olabilir miyiz? Hiçbir şekilde itiraz kabul etmiyorum. Hemen hazırlan. Tek başına hayatla baş edebileceğini mi sanıyorsun? Yerler seni. Hadi gidiyoruz. Ve sen bu dostluğu hep yanlış anladın. İstersen devam edelim. Ve hayatınızdan tamamen çekilmeye karar verdim. Siz bu satırları okurken ben aranızda olmayacağım.
Tuğçe! 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 Neden yaptın bunu Tuğçe, neden? Çocuk, çocuk! Hiçbir şeye acımadıysan bu yavruya da mı acımadın? Siz düzenlediniz tüm oyunu! Para için! Para için yaptınız her şeyi! Biz her şeyi senin için yaptık kızım! Kes! Beş masum insanın hayatını mahvettiniz! Siz çok adi, çok aşağılık insanlarmışsınız! Allah cezanızı versin! Cezanızı versin! Polisler, ambulans, haber versin çabuk! Bırakın beni! Bırakın diyorum size! Bırakın beni!
Acılar hep bende, dertler hep bende. Baltalar durmadı, indi göğsüme. Bak şu devrilen hayat acı benim. Baltalar durmadı, indi göğsüme. Bak şu devrilen hayat acı benim. Bir gün beni unut her yalan gibi. Adımı sokakta tükür kan gibi. Oysa yaşadıkça bir çıvan gibi. İçimde sızlayan o sancı benim. Oysa yaşadıkça bir çıvan gibi. İçinde sızlayan o sancı benim. İçinde sızlayan o sancı benim.